Peki Kur'an kadınlara ziynetlerinizi göstermeyin diyor, değil mi? Evet. Ziynet süs demek. Aynen. Ne demek süs? Yani bilezik kastettiğini zannetmiyorum ben burada. Evet. Kolye dediğini zannetmiyorum. Kadın bedenine ait bir süs. Kur'an'da bunun bazı yerler dışında bir çerçeveye oturtulduğunu ben görmüyorum mesela. Nur 31'de bence başörtüsü yok. Göğüslerin örtülmesi var. Örtünün göğüse vurulması var. Göğsünüzü örteceksin. Anladık bundan. Peki diğer kısımları, hani örfe mi bırakıyor Kur'an ziynetin ne olduğunu? Çünkü bir toplumda şort giymiş kadın çok normal. Dönüp kimse bakmıyor. Bir toplumda şort giymiş kadın görünce Allah, Hindistanlıların videoları var böyle, turistlere saldırıyorlar. Hani örfe mi bırakmış bu kısmı Allah? Ziynetlerinizi göstermeyin tamam, ama o ziynetin nereye kadar olacağı sana kalmış gibi bir durum mu var? Bence o olabilir. Ya şöyle, ben fıkıhçı olmadığım için çok bilmiyorum bu konuyu ama bildiğim bir şey söyleyeceğim. Normalde gelenek de böyle bakıyor reis. Bakıyor yani. Mesela bir tane kadın şey soruyor alimin bir tanesine. Hangi mezhep alim bilmiyorum da. Diyor ki bir kadın, diyor mesela, yabancı bir erkekle oturup yemek yemesi caiz midir diyor. O diyor ki o toplumda, yani o örfte normalse caizdir diyor. Yani örfe bağlı olarak bir şey yapıyor. Hatta bazı Kur'an'da işte onlar iyiliğe mi de kötülükte ne kadar ayeti var ya reis. Oradan maruf geçiyorum. Yani maruf örf. Yani Allah'ın kitabına uygun olan örfü emrederler gibi. Böyle bir şey var yani, evet. Örfe bağlılık var. Ama tabii ben hukukçu olmadığım için çok fazla girmiyorum bu konuya. Vallahi ben, bu tamamen benim şeyim arkadaşlar. Hüsnü kuruntum. Hayal ediyorum. Peygamberin dönemini, eşlerini, o zamanki insanları, Müslümanları falan takip ediyorum. Bugünkü gibi türban taktıklarını zannetmiyorum. Buradan iğneyle tutturacak, kafası böyle deve hörgücü gibi falan. Öyle bir başörtüsü hiç canlanmıyor aklımda yani. Hiç canlanmıyor benim. Ay, çok konuşuyor bu konuda. Geçen yayında mesela şey dedim. Hani sadece Kur'an'ı kabul ediyorsanız başörtüsü çıkmaz ama hadisleri kabul ediyorsanız çıkar dedim. Ya bundan ötürü bile beni linç eden oldu ya. Abi yalan mı yani, yalan mı abi de? Bir daha söyle. Hadisleri kabul ediyorsanız var ama hadisleri reddediyorsanız Kur'an'dan çıkmaz dedim. Evet, çıkmaz. Linç yedim ya, hiç anlamıyorum ben. Bir şey var. Abi Sünniler şeylerini kaybedecekleri için çok korkuyorlar. Otoritelerini kaybedecekleri için. Çünkü Kur'an Müslümanı olan, sadece Kur'an'a inanan Müslüman sayısı gitgide artıyor. Tamam, hala çok azınlığız ama gitgide artıyor ve dolayısıyla adamlar korkuyor otoriteleri gidecek diye, dini otoriteleri sarsılacak diye. Yani burada bir hak kavgası değil, ego kavgası var açıkçası. Bu arada biri az Allah önce bir hakkı ayet yazdı. savunanlardan olmayı nasip etsin. Amin. Bak mesela Ray var ya, bir ifade yazdı Ahzab 51 ile ilgili. Güzellikleri hoşuna gitse bile diyor. Bravo Reyhan. Harbiden yani orada senin bir güzellik, yani en azından bir kadının güzelliğini görmen Tamam. gerekiyor ki şey Yani diyesin. çarşaflı bir kadının hangi güzelliği hoşuna gidecek? Bir de peçe de var diyorsun. Korneasına mı aşık olacaksın amına koyayım? Yani ne kaldı ki? Demek ki yani şöyle bir gözünü tartacağın kadar üstünü örtüyor yani kadın ama. Tekstillerde şeyi gördüm ya. Hani kadının bütün her yeri ziynettir. Sadece gözünün, bir tek gözünü görmesi, ama önünü görmesi için. Ebu Hanzala Hoca Efendimiz der ki kadın baştan aşağı evrettir. Bak bir de der ki eldiven takmalı kadın der. Bak şimdi İslam'da hoşgörü kısmı giriyor. Ha ama alışveriş esnasında para verirken eldivenini çıkarabilir. Bu da İslam'da hoşgörü kısmı.